Selamlar, merhabalar değerli arkadaşlar. Forum üzerinde Windows 10 simgelerini Windows 11 gibi yapmak isteyen bir arkadaşımız soru sormuş. Simge paketi nasıl değişir şeklinde. Arkadaşlar, Windows üzerinde diğer işletim sistemleri gibi simge ve ikon paketi değiştirmek mümkün ancak sahiplik, administratör, yönetici hakları vesaire gibi yetkiler gerekmektedir. Sonuç olarak sistem dosyasını değiştireceğiniz için buna antivirüs programınız dahi izin vermeyebilir ya da sisteminiz koruma programları izin vermeyebilir. Bu gibi işlemleri yapmadan evvel hassas olan antivirüs programlarınızı geçici olarak devre dışı bırakmanız gerekebilir. Bunu da başında belirtmemde yarar var. Ben şu anda Windows 10 kullanıyorum. Şu andaki sistem Windows 10 arkadaşlar. Gördüğümüz gibi simge paketleri de Windows 11'in kendi simge paketleri arkadaşlar. Dolayısıyla göze daha hoş göründüğü için son zamanlarda tercih ediliyor. Bu da benim kendi hazırladığım işletim sistemi. Upload ettim hatta bugün Windows 10 Enterprise 2016 LTSB Ekim ayı 2021 yılı yeni sistem güncellenmiş sistemler. Forum donanım arşivinde tianstr.com'da gnu/linux.blogspot.com'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben hazır simgeli kurayım gerek bunlara uğraşmayayım diyenler için böyle bir sistem de hazırlandı var yani. Dileyen bu şekilde kurar kullanır hiç uğraşmadan. Bunu evet arkadaşlar sistem dosyasını değiştireceğiz. Onun için ben daha önceden hazırladım hatta upload ettim bu dosyaları. Buraya çıkartalım arkadaşlar. Çıkartıyorum. Evet, şimdi burada imageres.dll dosyası mevcut arkadaşlar. Bu Windows 11'in simge paketi dosyası. Bu DLL dosyası. Bu dosyanın aynısından sistem 32'de de yani Windows'un ben bu kısa yolu da ekledim. Hatta C'den girelim. Windows sistem 32 alta inelim. Buraya yazıyorum. Dosyanın aynı ismi. Evet burada imageres.dll. Daha önce aramıştım. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi burada. Bununla kalmıyor. Eğer sisteminizde sahiplik al ön eki yani sağ tıklanıp sahiplik al. Ben de İngilizce kullandığım için take ownership yazıyor. Sahiplik al dediğimiz zaman tıklıyoruz. Ondan sonra bunu yeniden adlandırıyoruz arkadaşlar. Imagaris. Ben göstereyim bir kereliğine. Backup diyelim. Enter'ladık. Evet diyoruz. Backup. Şu anda Imagaris dosyası zaten backup varmış ben daha önceden yaptığım için. Backup oluyor. Ondan sonra elimizdeki dosyayı onu buraya kopyalıyoruz arkadaşlar. Sistem 32 altına. Şöyle bunu düzelteyim ben. Çünkü daha önceden yapmıştım. Backup Imagaris diye düzelttik. Evet. Burada zaten backup var. Ben daha önceden yapmıştım. Belki simge paketini beğenmeyip eskiye dönmek isteyenler için bunu yine sahiplik al, yapıp daha sonra bunun adını normal düzelttiği zaman bunu backup yapıp bunu normal imagres yerler yapınca eski simgeler yerine gelecek arkadaşlar. Yani silmedim bıraktım daha doğrusu sistemde. Çünkü ola ki değişim yapmak isteyen olursa diye bunu da bu vesileyle belirtmiş olalım. Baştan belirtmek gerekirse buradan arkadaşlar benim eklediğim simge paketlerin içerisinde önce sahiplik alı tıklıyoruz. Sistem 32 altında imageres dosyasının aramasını yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra sahiplik al diyoruz. Sağ tıklayıp dosyaya. Aldıktan sonra kopya yapıyoruz. Sistem 32 altına girip buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sağ tıklayıp yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar işlemler sadece birkaç tıktan ibaret. En son aşama olarak ikon belleğini temizle diye bir dosya var. En son copy paste yaptığınız zaman simgeler değişmeyecektir. Bunu da yönetici olarak çalıştırın arkadaşlar. Ekran simgeleri, yeni simgeler devreye girecektir ondan sonra arkadaşlar. Ben böyle yazmakla bazı şeyler anlaşılmıyor ya da anlatsak da tam anlamayabilir arkadaşlar. Zorlanabilirler yeni kullanıcılar. Ben de bu şekilde anlatayım dedim. Yani elimizde şu önemli olan şu iki dosya arkadaşlar. Sahiplik al örneğin tıklıyoruz. Shift tıklayıp evet diyoruz. Sahiplik al diyoruz. Ondan sonra imageris dosyasını sistem 32 altına atıp yedeğini orijinal olanı yedekliyoruz. Backup yapıyoruz. Imageris backup diye adlandırıyoruz.
Daha sonra bu dosyayı da copy paste ediyoruz arkadaşlar. İşlemler bunlardan ibaret sadece. Umarım anlaşılır olmuştur. Yani işlemleri yaptıktan sonra sizin de simgeleriniz bu şekilde gelecek arkadaşlar. Windows 10 üzerinde hatta şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi Windows 10 arkadaşlar. Simge paketleri. LTSB 2016, 1607 benim kullandığım sistem. Stabil ve hızlı olduğu için ben beğeniyorum. Donanımı yormuyor. Bana sorarsanız Windows 11'e geçmek, simge paketlerini kullanmak yeterli belki gelebilir ama Windows 11 şu an için final sürümü olsa da bence yeterli değil. Donanımlar, yazılımlar, uygulamalar bazında söylüyorum. Biraz daha beklemekte yarar olacağını kanaatindeyim. 6 ay, 1 sene gibi tam otursun sistem. Yazılım geliştiricileri de Windows 11'i ona göre dizayn ederler, geliştirirler. Hataları geliştiriciler giderir vesaire. Yani bugün 8-10 yıllık bir makineniz var veya 15 yıllık. Kurarken TPM, gerçi fixli olanı var ama TPM hataları, Secure Boot hataları, donanım gereksinim hataları gibi hatalar Windows 11'de doğası gereği, yazılanışı gereği böyle bir durum var arkadaşlar, durum söz konusu. Windows 10 bana göre şu anda final oldu sayılır. Artık istikrarlı şekilde çalışıyor. Önerdiğim sürümleri Windows 11, 10'un 2016 Enterprise, LTSV, bir de 2000 Windows 10 18.09 LTSC sürümü var arkadaşlar. Ben bu iki popüler sistemi kullanıyorum, seviyorum. Yani çevremi, arkadaşlarıma, dostlarıma da kuruyorum. Konumuz bu değil gerçi ama öyle bu vesileyle de bunları belirtmiş olalım diye anlatmak gereksinimi duydum. Evet arkadaşlar, simge paketi değişimini ben video linklerini eklerim altına, videonun altına. Açıklamaları da eklerim. Siz gereğini yaparsınız. Soru ve görüşleriniz olursa ben videodan yardımcı olurum. Yorum olarak yazarım arkadaşlar. Hatta farklı istekler olursa video da çekeriz. Problem değil. Elimizden geldiğince. Benim donanımım çok yüksek değil. Orta düzeyde bir donanım. i3 işlemci. 8 GB RAM'im var. 1 GB de ekran kartı PC'm var. Çok fazla prof şeyleri yapamıyorum. Çok üst seviye uygulamaları vesaire deneme şansım olamıyor. Olması için de ileride Allah nasip ederse iyi bir makineye, donanıma geçersem artık yaparız. İstediklerimizi yapabiliriz, çekebiliriz videolarını vesaire. Windows 10'a, Windows 11'in simge paketleri nasıl değişir şeklinde bir video hazırladım. Bu videoyu arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Videolarımı da unutmadan beğenin arkadaşlar. Abone olun. Daha çok videolar gelsin, istekler olsun. Yorumlara da eksik etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Saygılar.